Dostlar merhaba ben Eyüp Hoca. Türkçe konu tekrar testlerine fiil soylu sözcüklerle devam ediyoruz dostlarım. 20 soruluk harika bir testim var. PDF yine ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan indirip rahatlıkla çözebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Fiilimsinin türü diğerlerinden farklıdır. Hemen fiilimsileri hatırlayalım. İsim fiil mayışmak sıfat fiil anası mezar dikecekmiş. Zarf fiil nedir dostlar? Bu kenyalı ası yayamadan ince yıparakladıkça ekleriyle türettiğimiz zarflardır. Oyunu kurallarına göre oynamayı derken bak burada mma2 ile isim fiil türetmişiz çalışmaya başlaması derken bak burada yine MMA ikili isim fiil türetilmiş. Büyük kentlerde tutunmak, tutunmak isim fiil. Toplantıya katılmayışı mı? Katılmayış derken isim fiil. Devamlı konuşan çocuğa, hangi çocuğa? Konuşan çocuğa dikkat edin. Sıfat fiil oldu. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. Peki devam edelim. ikinci soru. Haydi devam. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır? Şimdi fiillerin yapısı tıpkı diğer sözcüklerde olduğu gibi basit, türemiş, birleşik olarak Üçe ayrılır. Birleşik fiiller, kurallı birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış vesaire olarak alt başlıkları vardı. Şimdi dostlar benim size tavsiyem cümlede gördüğünüz fiili eğer olumsuzsa olumlu yapın kipini, yapısını, anlamını, anlam kaybı var mı yok mu her şeyini daha rahat görürsünüz. Örneğin, kitapları ondan izinsiz alamam derken bunu olumlu yapın. Ne olur? Alabilirim olur değil mi? Alabilmek. Dolayısıyla ne olacaktır? Birleşik yapılı. Ben de bu toplantıya katılayım. Katmaktan katılmak. Bak dikkat et, türemiş. Şiir oku da biraz demlenelim. Demden demlemek, demlenmek türemiş. Size güzel bir fıkra anlatayım. Anlamak, anlatmak yapım eki var. Türemiş. Bu yaptıklarınızın bir gün hesabını sorduracağım. Sormak, sordurmak. Dikkat edin yine türemiş. Alamam, alabilirim. Şu aradaki EA... Ebilmenin esasıdır dostlar. Kurallı birleşik fiil haliyle yapısı diğerlerinden farklı olacaktı. Peki gelelim 3. soruya. Bu parçadaki altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet. Bırakıyor fiiline bir bakalım. Hangisini göreceğiz? Basit yapılı fiil diyebilir miyiz? Bırakmak, bırakıyor. Herhangi bir yapım eki var mı? Yok. Evet, basit yapılı fiildir diyebiliriz. Ek fiil kullanılmış, kurallı birleşik fiil, fiilimsi, birleşik zaman. Evet, diğerlerine geçeceğiz. Macera'ya sürüklenirken kenek ile türetilmiş bir fiilimsi gördük çok güzel. Arada durup durup yine fiilimsi tamam. Alacağımız zengin dingin denizlerde bulu veriyoruz. Bulu vermek, bulmak, vermek, i vermek. Kurallı birleşik fiil. Eyvallah. Yine fırtınalar ve dalgalarla mücadele. Hiç değişmeyen insan yazgısı belki de bu dur, dırdır. Ek eylemin geniş zamanı. Dolayısıyla B şıkkı da gidiyor. Birleşik zamanlı fiil kullanılmamış. E, birleşik zaman neydi? bir fiilde birden fazla kipekinin kullanılmasıydı değil mi? Bırakıyordu, bırakıyormuş deseydi mesela değil mi? O zaman olurdu ama olmadığı için cevabımız E şıkkı olacak. Peki gelelim dördüncü soruya. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Bendim artık gölge gölge sokaklardaki bendim ben idim ek fiil almış sözcük. Tamam. Öylesine mahzun, kaygılı, ürkek. Bendim her mevsim boyu sımsıcak. Sevdalar içinde vuran vuran. Şurada ne gördüm? Ortaç gördüm. Tamam. Tek yürek ne arıyoruz başka? Pekiştirilmiş sözcük. Mesela şurada bir yerde sımsıcak gördük değil mi? Onu da eleyelim. Sıfat görevli ikileme ve isim fiil. Bendim artık gölge gölge sokaklardaki nasıl sokaklar? Gölge gölge sokaklar. İkileme dikkat edin sıfat görevinde kullanılmış. Bunu da eleyelim. İsim fiil mayışmak ekleriyle türetilmiş herhangi bir fiilimsi yoktu dostlarım. Peki devam. Beşinci soru Evet. Bu dizilerde birleşik zamanlı kaç tane fiil vardır? Birleşik zaman neydi dostlar? Birden fazla kipeki olacak. İki tane kipeki alacak. Açık bir fayton çıkardı. Sarmaşıklı yalıdan çıkardı. Çıkmak. Çıkar geniş zaman çıkar idi geniş zamanın hikayesi ama cebinden para çıkardı deseydi o zaman çıkarmak fiili olurdu ve basit zamanlı olurdu. Burada iki tane kipekini hemen yakaladım dolayısıyla bu bir. Eylül akşamında masmavi biçilmiş ay ışığından şunu almaya gerek yok zaten bir tane kipiki var. İpek çarşaflı bir taze dağılır dağılır yine bir tane dokunursam dokunur isen değil mi? Geniş zamanın şartı şunu da alalım. Kurtuluştan sonraki telaşlı günlerde İzmir'de. E şimdi baktığım zaman bir birleşik zamanlı fiil iki tane var cevabımız B şıkkı olacaktı. Peki geliyorum 6. soruya. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Evet, isimden türemiş çekimli fiil, söyleyi sırasında düşen ek fiil ki bu genelde dırdır dostlar. dırdır biliyorsunuz genellikle düşer. Sıfat fiil, birleşik zamanlı fiil, haber kipi. Sabırsız ayak seslerine toplaşıyor. Toplaşıyor derken haber kipiyle çekimlenmiş bir birleşik e fiildir diyebiliriz. Şimdiki zaman eki kullanılmış basit zamanlıdır. Birleşik zamanlı değildir. Devam edelim. Ne dağılıyor? Toplaşıyor kelimesi top isminden gelmez mi? Top, toplamak, toplaşmak. isimden türemiş çekimli bir eylem. Tamam bunu da eyleyelim. Kararsız kül rengi bulutlar ne zaman yağacak yağmur? Yağacak. Bakalım 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 evet devam ediyoruz. Hani nerede yıldırımlar gök gürültüleri nerede? Yalnızca bu sağır davul tenimde ağır ağır işleyen bu hançer nasıl hançer işleyen hançer şurada bir sıfat fiil gördük şimdi söyleyiş sırasında düşen ek fiil hani nerede yıldırımlar nerede dir değil mi dır dir düşmüş dolayısıyla bunu da eleyelim birleşik zamanlı fiil yani iki tane kipik almış fiil metinde yoktu dostlar peki geliyorum yedinci soruya haydi devam kalemim şekil önümden çekil değil mi? Yorumları alayım dostlar. Bu arada kağıt olayını bıraktık biliyorsunuz. Tablet üzerinden çözüyorum. Nasıl buldunuz? Bunu yorumlayın lütfen. Bence iyi gibi oldu ama en azından mesela bir sayfaya dört tane soru sıkıştırmaya çalışmıyorum. Tek sayfada tek soru kocaman büyük harflerle rahat rahat çözüyoruz. Bir de kağıt israfından kurtulduk. Yani size evde biriken kağıtları bir göstersem yani içim acıyordu onlara. Sağ olsun eymen kullanıyordu o kağıtları ama yine de içim gidiyordu. Böyle daha temiz oldu diye düşünüyorum ama yine de sizin yorumlarınız tabii ki çok önemli. Mutlaka yorumlarınızı yazın bu konuyla ilgili. Ben de ona göre e, kendime seçenekler arayayım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde işi yapan belli değildir? Hocam ne istiyor burada? edilgen çatı istiyor değil mi? Edilgen çatıda işi yapan belli değildir. Yani cümleyi okuduğunda başkası tarafından ifadesini rahatlıkla cümleye getirebilirsin. Mesela arkadaşının başarısıyla övünüyor. Bizzat kendisi övünüyor. Beklediği haberi alınca çok sevindi. Bizzat kendisi sevindi. Buradaki ekler sizi yanıltmasın dostlar. Bu dönüşlü çatılıdır. Yani özne gerçek özne çatı eki beni zaten dönüşlüye götürüyor. Görünmemek için arabanın arkasına saklanmış. Bizzat bizzat kendisi saklanmış. Doğru mu? Akşama yola çıkmak üzere hazırlandı. Bizzat kendisi hazırlandı. Yılbaşı nedeniyle vitrinler süslenmiş. Başkası tarafından süslenmiş. Evet burada edilgen çatı kullanıldı. Haliyle işi yapan belli değildir dostlarım. Peki gelelim 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemler farklı kişiler tarafından yapılmıştır? Haydi bakalım. Bütün gece çalıştı. O çok yorulmuş. O geçtim. Okul müdürü öğrencileri topladı, toplayan kim? Okul müdürü. Onlara okulda uyulması gereken kuralları anlattı, kim? Okul müdürü. Tamam. Konser bitince sanatçıya şehri gezdirdi, o gezdirdi. Sonra da onu otele bıraktı, o bıraktı. Geçtim. Bir an önce taşınabilmek için anne hazırlığa başladı, başlayan kim? Anne. Diğeri de kendi eşyalarını topladı, toplayan kim? Diğeri. Birinde anne, diğerinde diğeri. Haliyle kişiler farklı. Onları içeri çağırdım. Ben çağırdım. Birer bardak sıcak çay ikram ettim. Ben ikram ettim. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki devam. Geldim dokuzuncu soruya. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması söz konusudur? Yani işteş çatılı eylemi soruyor değil mi? işin karşılıklı yapılması. Bahar aylarında buralar daha güzelleşir. E birden fazla kişi karşılıklı durumu yok burada. Yan masada bir grup genç tartışıyordu. Ha, birden fazla kişi bu işi karşılıklı yapıyordu. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Annemin saçları genç yaşta beyazlaştı. Olmaz. Sonucu öğrenince birden durgunlaştı. Yine olmaz. Birden güneş çıkınca gözleri kamaştı. Yine olmaz dostlarım. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktı. Peki geliyorum 10. soruya. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı eylem vardır? Yani birden fazla kipeki kullanılmış fiil. Kar yağmaya devam ederse eder ise değil mi? Geniş zamanın şartı haliyle bunu eledim. Keşke bize her şeyi anlatsaydı, anlatsa idi. Doğru mu? Evet. Siz yaza durun ben birazdan gelirim. Bu bir dursun. Arabaya yanlış yere park ettiniz. Arabayı yanlış yere park ettiniz. E bu da dursun. Cümlelerin hangisinde birleş zamanlı eylem vardır? Evet ikisinde de varmış bu arada. Şunları eleyelim. Park ettiniz, gelirim, seyrettik. Şunlar bir gitsin bakalım. Olanı arıyorduk biz. Dolayısıyla iki şık da var değil mi? Kar yağmaya devam ederse okullar yine tatil olacak. Ederse derken burada birleşik zamanlı. Ha, birleşik eylem. Aman aman. Ay, neredeyse tuzağa düşüyorduk değil mi? Hem birleşik zamanlı olacak, hem de birleşik yapılı olacak. Şimdi anlatsaydı evet birleşik zamanlı. Doğru mu? Ama birleşik yapılı değil. Anlamak anlatmak bu türemiş yapılı dostlar. Şuraya dikkat. Devam etmek. İsim artı yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil. Üstüne de birleşik zaman. Allah Allah. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemedik vallahi cevap. Adana. Haydi bakalım. 11. soru. Şöyle bir kontrol edeyim. Tamam. Evet. Hangisinde ek eylem almış? at soylu bir sözcük vardır. Yüklemlere bakıp yüklemlerin mekmak iki alıp alamadığını kontrol etmek yeterli olacaktır dostlar. Hatalı olduğunu sonunda kabul etti. Geçtim. Bu makineyi nasıl çalıştıracağımı bilemiyorum. Geçtim. 3 yıldır bu mahallede oturuyormuş. Geçtim. Her zaman zevkle dinlerdim. Geçtik. Buralar baharda bir başka güzeldir. Bir başka güzeldir. Ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir isim soylu sözcük. Gelmiş cümlede yüklem olmuş. Peki geliyorum 12. soruya. Haydi uyumayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem senin türü diğerlerinden farklıdır? Kurt kocayınca zarf fiil. Su akarken zarf fiil. Güldükçe zarf fiil sora sora zarf fiil nasıl bulunur sora sora ne zaman açar güldükçe nasıl doldurmalı ne zaman doldurmalı su akarken ne zaman olur kurt kocayınca. Bakın bunların hepsi zarf fiil oldu. Bal bal demekle demek demek isim fiil değil mi? Dolayısıyla cevabımız eşikli olacak. Peki devam. Geldim 13. soruya olmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? Yardımcı eylem. Yani hasta olmak, kurban olmak, değil mi? Bu şekilde kullanılmamıştır. Şimdi birdenbire ortalıktan yok oldu. Yok olmak. Tamam. Deli oluyorum. Deli olmak. Tamam. Gelin olmuş. Gelin olmak. Tamam. Sağır olmak Tamam bunların hepsi birleşik yapılı fiil oluşturur. Ama tam olmak diye bir birleşik fiilden bahsedebilir miyiz? Hatta yeni aldığım elbise üstüme tam uydu. Uyumak anlamında kullanılmış yardımcı eylem değildir artık bu. Eylemdir dostlarım cevabımızda eşikli olacaktı. Evet geldim 14. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel birleşik eylem yoktur? Özel birleşik eylem nedir hocam? kurallı birleşik fiil. Hani şu yeterlilik, tezlik, süreklilik yaklaşma var ya bunlardan bahsediyorum. Bak hemen şurada yaza dur gördüm. E durmak süreklilik fiili. Anlaşamazdık hemen olumlu yap. Anlaşabilirdik yeterlilik fiili. Toplayı ver. I vermek tezlik fiili. Azmetmek bu bir dursun. Azmetmek. İncecik bir dala çıkmış. Düşe yazmış. Düşe yazmak. E yazmak. Neydi? Yaklaşma fiili. Halil'i şunları bir eleyelim. Azmetmek nedir dostlar? Etmek diye bir yardımcı eylem var burada değil mi? İsim artı yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiildir. Kurallı birleşik fiil değildir. Peki, geldim 15. soruya. Hangisinin örneği yoktur? Asım ilçeye giderken giderken hemen şurada ulacı gördüm yani zarf fiili gördüm. İki ayda bir uğrayıp hatıralarını sorduğu bu adamların ne ile yaşadıklarını hiç merak etmemişti. Merak etmek diye bir birleşik fiil gördüm. Evet isim artı yardımcı eylemle kurulmuş. Ee, haliyle yardımcı eylemi de eleyelim. Şurada etmek yardımcı eylemi var. Ortaç yani sıfat fiil. Hatıralarını sorduğu adamların hangi adamların sorduğu adamların sıfat fiili de eleyedik. Basit zamanlı eylem yok. Eylemlere bakalım. Zaten bir tane çekimli fiil var. O da burada. Onda da iki tane kipekini gördük dostlar. Birleşik zamandır, basit zamanlı değildir. Peki geliyorum 16. soruya. Haydi bakalım. Cümlelerin hangisinde özel birleşik eylem yoktur? Yani yine kurallı birleşik fiil. Nasıl görmüşse görmüş, pencerede biti verdi. Biti vermek güzel. Bilemiyorum, bilebiliyorum güzel. Başarabilecek, ebilmek tamam kala kalmak tamam e kaybetmek kaybederdi kayıp etmek yine isim artı yardımcı eylem cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki geldim 17. soruya hangisinde eylem emir kipinde değildir emir kipi birinci şahısları yoktu değil mi ikinci şahıstan başlıyorduk sen git o gitsin siz gidin onlar gitsinler o gelsin mesela şurada bulduk siz koparmayınız diyerek bazen kibarlaştırabiliyoruz. Siz koparmayındır aslında ama kibar bir söylemi vardır. Sen bitir, bitir. Onlar girsinler, girsinler. Kirletmeyesin. Haydi olumlu yap hemen daha rahat gör. Kirletmeyesin, kirletesin. Kirlete, e a. E a neydi dostlar? İstek kipiydi değil mi? Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Peki geliyorum 18. soruya bu dizilerde kaç tane birleşik eylem vardır? Çok dikkat tuzaklı bir sorudur bu. Haydi bakalım. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Yetişemedim bir yetişebildim. Nerelerde gezip tozmuş gezip tozmak anlamca kaynaşmış. İki öğrenemedim öğrenebildim. Üç söz edemedim. Dört Gidip aman dördü işaretleme. Bak tuzak var. Hayır gör tuzağı. Söz edemedim bir. Peki şu edemedi mi bir olumlu yap bakalım. Edebilmek değil mi? Edebilmek. Etmek, bilmek. Ha bir tane de burada var. Dolayısıyla beş. Evet sevgili dostlarım. Devam ediyoruz. On dokuzuncu soru. Aşağıdaki eylemlerden hangisi istek tipinin... Birinci çoğul. Birinci çoğul neydi dostlar? Biz. İstek kipi neydi? EA. Tamam. Biz gidelim. Siz. Biz okuyalım. Elim alım olacak değil mi? Dursak mı? Bu S sağ zaten. Geçtim. Durmalı. Melimalı. Geçtim. Hah duralım. Bak biz duralım değil mi? Bu oldu. Dursun emir kipi. Geçtim. Durmayacak. Gelecek zaman geçti. Peki son soru. Haydi bakalım 20'de 20 yapanlar belirsin lütfen. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipinde anlam kayması, zaman kayması vardır? Neydi bu zaman kayması dostlar? Usta yazar öldükten sonra unutulmuş. Burada bir sıkıntı yok. Yarın Ankara'dan dönecek olanlar buraya da uğrayacaklar. Yarın uğrayacaklar. Burada da bir sıkıntı yok. Soruları yanıtlarken notlarımdan da yararlanırım. Bunu her zaman yaparım. Tamam sıkıntı yok. Otobüse her gün bu duraktan biniyorum. Biniyorum şimdiki zaman kullanılmış. Oysa her gün binerim demesi lazım değil mi? Yani bir kipekinin başka bir kipekinin anlamını taşımasıdır. Biniyorum. Şimdiki zaman binerim anlamında kullanılmış. Eylem kipinde zaman kaymasıdır. Ve unutmayın bunlar anlatım kusuru değildir dostlar. Çok dikkat. Buralarda tutunamayıp sevdiği yeri terk etti. Evet geçmiş zamanda yapmış bunu. Tamam. Evet sevgili dostlarım 20 soruyu hakkından geldik. Değil mi? Videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Böyle tablet üzerinden çözümle alakalı yorumlarınızı da eksik etmeyin. Ben iyi oldu diye düşünüyorum ama tabii sizlerin görüşleri daha önemli. Bir kere daha hızlı çalışıyorum onu söyleyeyim. Daha hızlı not üretiyorum. E, kartuş bitti derdi yok. <laughs> kartuş bitince mesela notlarımı erteliyordum. Burada hemen yazıp tablete aktarıyorum ve karşınıza çıkıyorum. Ama yine de sizin yorumlarınız çok önemli. Neyse çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.